Sayın Cumhurbaşkanı, fındık taban fiyatını Ordu için 26,5, Giresun için 27 lira olarak ilan etti. Bu fiyat bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fındık maliyetleri 24 TL'yi aşarken verilen bu rakam adeta üreticimizle kafa bulmak, dalga geçmek gibi oldu. AK Parti milletvekilleri bile fındık taban fiyatı en az 30 lira olmalı diye gazetelerde ve televizyonlarda konuşurken maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu 26,5 lira bizi büyük bir hayal kırıklığına sevk etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu fiyatlarla üretici geçinemez. Bu fiyatlarla üretici hakkının ve emeğinin karşılığını alamaz. Lütfen bir daha düşünün. Bu fiyatları revize edin. AK Partili yandaşlar sizi yanıltıyor, kandırıyorlar, aldatıyorlar. Onlar ne derseniz evet efendim diyerek size yaranmaya çalışıyorlar. Bu fiyatlar halk tarafından kabul görmemiştir. Bu fiyatlar üreticinin beklediği fiyat değildir. En az 35 lira olarak fiyat beklediğimizi Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'la birlikte ifade etmiştik. Ama gel gör ki bizi dinlemediniz. Halkı dinlemediniz. Geçen sene 3,5 dolar olan fındık taban fiyatı bugün açıkladığınız rakamla 3 dolar 10 sent ancak ediyor. Gübre fiyatları %100 arttı. İlaç fiyatları %100 arttı. Amele fiyatları 120 liradan 180 liraya çıktı. Ayçiçek yağının 5 kilogramı 40 liradan 85 lira oldu. Tırpan vururken 500 lira yevmiye veriyoruz. Ama siz maalesef fındık taban fiyatını geçen senenin bile dolar bazında 40 sent altında verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, tekrar ifade ediyorum. Bu millete kıymayın. Bu milleti ağlatmayın. Fındık üreticisi bu ülkenin temel taşıdır. Fındık bu ülkenin milli ürünüdür. Fındık ihracatı en yüksek olan üründür. Tekelci sermayeye bizi yedirdiniz, ezdirdiniz. İhracatçılara bize güldürdünüz. Bunlar sizi kandırdılar. Size oy verecek olan bunlar değil. Size oy veren, vermiş olan, bundan sonra da verecek olan Karadeniz'de 8 milyon fındık üreticisidir. Adapazarı'ndaki, Düzce'deki, Karadeniz Ereğlisi'ndeki fındık üreticisidir. Ama maalesef siz üreticiyi yok saydınız. 3-5 tane ihracatçının emrindeki rakamlara boyun eğdiniz. Bu fındık fiyatını reddediyoruz, kabul etmiyoruz ve tekrar revize edilsin diyoruz. Tarım Bakanlığı derhal istifaya çağırıyorum. Tarım Bakanı tarımdan anlamadığını bir kere daha göstermiştir. Geçen sene rekolte 665 bin ton olacak demiş, yalancı çıkmıştır. Ve biz o gün gösterdiğimiz tepkiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildik. Fındık üreticisi için bin cemalin yurt feda olsun. Bugün tekrar söylüyorum. Bu Tarım Bakanı başarısız bir Tarım Bakanı'dır. Rekolte 665 bin ton olarak ilan edilmişken rekolteyi beğenmedim diyerek ihracatçının gönlünü hoş etmek için yeni rekolte sayımı yapmıştır. Fındık toplanacağı zamana yakın. Demek ki bunlar üreticinin Tarım Bakanı değil. Bunlar üreticinin yanında olanlar değildir. Bunlar tekelci sermayeye hizmet ediyor. Tekelci sermayenin yüzünü güldürüyorlar. Fındık taban fiyatlarını tekrar ifade ediyorum. 26,5 lira olarak kabul etmiyoruz. Çünkü serbest piyasada bu rakamlar 24 liraya düşer. TEMO piyasaya girmesini daha söylemedi. Gireceğini açıklamadı. Nasıl fındık alacağını açıklamadı. Neler yapabileceğini söylemedi. Serbest piyasada fındık 24 liraya, 23 liraya düşerse bunun sorumlusu AK Parti hükümeti, AK Parti milletvekilleridir. Sayın Cumhurbaşkanıdır. Biz üreticilerin hakkını aramaya devam edeceğiz. Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'la, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Meral Akşener'le, Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'la görüşerek fındık üreticisinin sesini duyurmak için ne yapmak gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Sayın Gültekin Uysal'la beraber üreticimizin sonuna kadar yanındayız. Ses olmaya devam edeceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kandırıldın, aldatıldın, tekrar yanıltıldın. Bu fiyatı gözden geçir. 26,5 lira fiyat değildir. Üreticimiz kan ağlamaktadır. Üreticimiz ağlamaktadır.
bilin ve şunun hesabını iyi yapın. Gün gelecek ağlayan bu üretici ilk seçimde sizi daha da çok ağlatacak ve sandığın dibine gömecektir. Fındık taban fiyatı 35 lira olarak revize edilmelidir. Demokrat Parti olarak Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'la fındık üreticimizin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımla, sevgilerimle.